Merhaba, iyi günler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soner, canlı yayın konuğumuz ve kendisiyle İzmir'i ama daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Merhaba Tunç Merhabalar Ruşen Soyer. Şimdi değişim diye bir kavram var. CHP'de seçim sonrası çok telaffuz ediliyor. Sizin de bir kaleme aldığınız uzun bir metinde de bayağı bir bu değişim kavramı vardı. Ama bunun İlk dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu ilk seçimin ardından. Siz de Ekrem İmamoğlu'yla geçtiğimiz günlerde bir baş başa bir araya geldiniz. Bununla ilgili bir takım açıklamalarınız da oldu ama yine oradan başlayalım. Ne konuştunuz İmamoğlu'yla? Nasıl bir şeydi olayın? Tabii ki CHP ile ilgili şeyler de konuştunuz. Nerelerde benzeşiyorsunuz, nerelerde farklılaşıyorsunuz? Değişimi konuştuk tabii tahmin edeceğiniz gibi. Ama bizim özellikle konuşma sebebimiz medyada söylediklerimiz üzerinden birbirimizi anlamaya çalışmak doğru değil. Yani çünkü onlar sonuçta bir algıyı yaratıyorlar. Oysa biz birbirimizi gözünün içine bakarak, duyup dinleyerek anlamak mecburiyetindeyiz diye düşündüm. O nedenle bir araya geldik. Ve değişimden ne anladığımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin nasıl bir değişim olması gerektiğini, mevcut durum nedir, bunun tespitini, üç aşağı beş yukarı bunları konuştuk. Peki Tunç Soyer nasıl görüyor? Şu anda bir seçim yenilgisi var. Evet. Ama açıkçası seçim yenilgisini yaşayan CHP tabanında bu yenilgiye denk gelecek adımların atılmadığı yolunda da çok güçlü eleştiriler var. Evet. Bugüne kadar seçimden bu yana özellikle ikinci turdan bu yana geçen süre içerisinde yaşananlara baktığımız zaman bir muhasebenin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini söylemek mümkün mü? Şimdi tabii ki benim yeni bir siyaset belgesi İzmir duruşu adını verdiğim o metni yazma sebebim de aslında bu sorunun cevabı. Yani önce şunu söyleyeyim müsaade edersen. Gerçekten ikinci bir yüzyıla giriyoruz. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra bir yüzyıl geride bırakılıyor ve yeni bir yüzyıla gidiyoruz. Bu yeni yüzyıla girerken 100 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu ilkelerini aslında tarif etmiş, kurucu bir parti olmuş. Ve 100 yıl boyunca da aslında bu değişimi hep yaşamış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık varlığının sırrı aslında hani tek bir sözcükle ifade edilecekse değişim olmuş. Yani değişe değişe bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış bir parti. Kısacası değişim benim icat ettiğim bir sözcük değil. Aslında hayatta iki tane çok böyle sihirli sözcük var. Değişim ve gelecek. Değişim o iki sözcükten biri. Kısacası gerçekten ciddi bir değişime ihtiyaç var. Bu hem Türkiye'nin kendi içindeki dinamikler nedeniyle böyle, hem bütün dünyada yaşanan işte iklim krizi, bütün dünyada giderek otoriter ve popülist iktidarların güç kazanıyor olması ve benzeri nedenlerle bir değişime ihtiyaç var. Bu değişim Türkiye'yi ve dünyayı doğru anlamak, doğru okumak ve buna dair de doğru çözümler üretmek anlamına geliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi bir yenilgiyle çıktı bu seçimden. Doğru. Bu süreç içinde hep şunu söylemiştik. Toplum siyaset mekanizmasının önünde yol alıyor. Yani toplum aslında siyaset mekanizmasının dinamiklerinin daha önünde ve adeta biraz onları belirleyen bir duruş sergiliyor. Toplum aslında belki de bir nesne olmaktan çıktı ve bir özne haline geldi. Bu şu demek, örneğin işte motorlu kara taşıtları vergisi diye bir şey çıktı. İşte
İşte KDV 18'den 20'ye çıktı. 8 olanlar işte 10'a çıktı. 8'den 20'ye çıkan kalemler var. Şimdi bütün bunlar olup bitiyor ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşaması gerekenleri, işte içeriğinin ne olması gerektiğini, felsefesinin, ideolojisinin, bunu hayata geçirecek yöntemlerin ne olması gerektiğini, bütün bunları konuşuyoruz. Ve biz bunları konuşarak aslında topluma siyasi önderlik etme iradesini bir tarafa bırakmış oluyoruz. Yani şu anda toplum çok büyük bir öfkeyle, çok büyük bir hayal kırıklığıyla içine düştüğü yüksek enflasyon, hayat pahalılığı gibi sorunlarla kendi başına mücadele etme telaşında. İşte tam da bu noktada bu toplumdaki değişim beklentisini, bütün bu sorunlarla, ekonomik sorunlarla, siyasi sorunlarla başa çıkma iradesini yönlendirecek, doğru hedeflere yönlendirecek ve buradan da doğru çözümlerle buluşturacak mekanizmalara ihtiyaç var. Değişim tam da hayatın şu anında karşımıza çıkıyor, değişim talebi ve beklentisi. Mesele heyetlerin, liderlerin, işte yapının, kurumların değişmesinden ibaret değil. Bakış açısının, perspektifin ve felsefenin değişmesi gerekiyor ki doğru anlayabilelim, bu dinamikleri doğru tespit edelim ve bunlara dair çözümler üretebilelim. Özetle soruya dönersek bir cümleyle onu tamamlayayım. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir değişimin eşiğinde ve bu değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl olduğu gibi, 100 yıl boyunca olduğu gibi ikinci yüzyılına girerken de bu ülke yine doğruları söyleyen, doğru çözümler üreten ve insanların refahını, insanların özgürlüklerini, insanların mutluluğunu güvence altına alan bir iradeyi ortaya koymak zorunda. Bunun tabii ki iki ana başlığı var, iki ana aksı var. Bir içerik, iki yöntem. İçerikle ilgili neler olması gerektiğini işte yayınladığımız o bildiride diyeyim, ifade etmeye çalıştık. Yöntemle ilgili, yani bu delege sistemi, işte üyelerin genel başkana kadar tüm yapıları belirleyebilecek hale getirilmesi gibi birçok öneri var. Bunların olması lazım. Ama bu tek başına benim ortaya koyduğum bu belge çerçevesinde kalacak bir şey değil. Tam tersine bir ortak akıl inşasını gerektiriyor bu süreç. Yani daha çok birbirimizi duyup dinlemeliyiz, daha çok birbirimizi anlamalıyız ve buradan da ortak akılla çözümler üretmeliyiz. Bir cümleyi... Şimdi, şöyle bir husus var, önümüzde en önemli husus yerel seçimler, doğrudan sizi de ilgilendiriyor birinci derecede. Ve en büyük yoğunlaşma da değişim tartışmaları yerel seçimlere nasıl girmeli tartışmalarıyla beraber sürüyor. Şimdi CHP nezdinde çok temel bir soru ortaya çıktı, çok açık. Kurultayı yapıp yeni yönetimle yerel seçimlere girmek mi, yoksa bu şekilde yerel seçimlere girip yerel seçimlerden sonra kurultaya gitmek mi diye ikili seçenek var ve bu doğrudan sizi de ilgilendiren bir seçenek. Hangisi daha gerçekçi? Ya ben aslında tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Bu kısmı partinin yönetici kadrolarının kararlaştırdığı, belirlediği bir tablo. Buna benim söyleyeceğim bir şey olamaz. Biz o karar mekanizmaları içinde değiliz çünkü. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete devam edip İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlere hazırlanması konusunda yapmam gerekenlere konsantre olmak istiyorum. Çünkü ifade ettim, bir kere daha söyleyeyim. Benim değişimden anladığım, parti içindeki heyetlerin, liderin, yapıların nasıl değişeceğine dair öngörülerim var.
Ama bu değişimle bitecek bir şey değil. Bu değişim sadece metodolojiyle ilgili bir şey. Ama içerikle ilgili değişimi konuşmamız lazım. Yani bizim niye yenildik, ne yapmalıydık da yenilmemeliydik, madem yenildik bundan sonra ne yapmalıyız, nasıl bir perspektifle hayata bakmalıyız, bunlar üzerinde durmalıyız. Mesela somut söyleyeyim ne demek istediğimi. Ben diyorum ki ittifak süreçleri boyunca partiler birbirlerinin görüşlerini, bakışlarını törpülemeye gayret ederek ortak zeminlerini büyütmeye çalıştılar. Mesela başka türlüsü de olabilirdi diye düşünüyorum. O da partiler birbirleriyle birbirlerini törpülemeye gayret etmeden gerçekten hayata dair, siyasete dair ne diyorlarsa onu bütün açıklığıyla, berraklığıyla ve tamamıyla ortaya koymalıydılar. Ve bu ittifak farklılıklarıyla bir araya gelen bir ittifak olabilirdi. Yani şunu daha iyi anlaşılsın diye örnek vererek ifade edeyim. Böyle bir ittifak süreci Türkiye için çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu kadar ötekileştirilen, bu kadar ayrıştırılan bir toplumda farklılıkların bir araya gelerek ortak irade koyması son derece kıymetliydi. Bunu bir tarafa koyalım. Ama bizim bu süreç nedeniyle ne söylediğimiz, nasıl baktığımız, nasıl çözümler ürettiğimiz biraz kaybolup gitti. Yani net olarak anlaşılamadı. Bizim şimdi hem ne söylediğimizin, ne düşündüğümüzün, nasıl çözümler ürettiğimizin daha net anlaşılacağı bir biçimde duruşumuzu gözden geçirmemiz lazım. Hem de 21. yüzyıla giderken, yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aynı zamanda gerçekten bu partinin altı ilkesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras, sosyal demokrasi, sol politikalar, emekten yana, halktan yana, adaletten yana, eşitlikten yana politikalar nasıl olmalı, nasıl tarif edilmeli, bunlar üzerinde kafa yormalıyız. Yoksa yine sorumuza dönerek tamamlayayım. Kongre seçimden, kurultay seçimden önce mi olur? Seçim bittikten sonraya mı bırakılır? Gerçekten işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Bizim öncelikle kafa yormamız gereken mesele can yakıcı, toplumun şu can yakıcı sorunlarla boğuştuğu dönemde biz ne demeliyiz, nasıl örgütlenmeliyiz, nasıl toplumdaki o değişim beklentisini karşılayacak çözümler ortaya koyabiliriz. Toplumdaki bu büyük hayal kırıklığını ve bu büyük öfkeyi nasıl ortadan kaldırırız da yeniden bir umut haline getirebiliriz? Bunun üzerinde çalışmalıyız diye düşünüyorum. Peki bu ittifaktan bahsettiniz. Bu gerçekten özellikle CHP tabanında çok tartışılan bir husus. Seçimler yapıldıktan sonra bakılıyor ve mesela milletvekili seçimlerinde CHP'ye ne kadar katkısı oldu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na ne kadar katkısı olduğu konusunda bayağı rahatsızlıklar var, şikayetler var, beklentiler karşılanmamış. Bir örnek vereyim, Millet İttifakı ilk büyük mitingini İzmir'de yaptı. Ben de yerinde izledim. Açık söylemek gerekirse çok büyük bir kalabalık vardı ve kalabalığın büyük bir çoğunluğu da CHP seçmeniydi. Bu belliydi. Ama orada bütün partiler sırayla gittiler, konuştular ve birçoğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı, ondan belki iki katı fazla konuştular. Şimdi biz orada bunu gazeteciler kendi aramızda espri konusu yaptık ama sonuçta dönüp bakıldığı zaman mesela bu ittifak meselesinin normlarını oluştururken çok hatalar yapılmışa benziyor. Bilmiyorum İzmir'de siz nasıl yaşadınız, seçim anında nasıl yaşadınız ama evet. Bu mesela bunun çok çarpıcı bir örneğiydi. Yani şunu Kemal Kılıçdaroğlu diğer partilerin örgütledikleri bir takım yerlerde kendine yabancı kalabalıklara konuşamadı pek. Genellikle evet. CHP tabanının oluşturduğu kalabalıklara diğer parti liderleri konuştu. Yani CHP sadece, yani biraz şey olabilir ama veren oldu, çok fazla bir şey alamadı gibi bir şey var. Evet, ama bence asıl
alınan şey bu kadar ayrıştırılmış, bu kadar parçalanmış bir iklimde bir arada olmayı başarmış olmaktı. Bence bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kazanımlarından biridir. Yani Saadet Partisi ile efendim Gelecek Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ortada bir hükümet yokken, daha ortada bir yönetim iradesi, yönetim mekanizması konmamışken bir adeta koalisyon yaparak işte ortak politikalar mutabakat metnini yazmış olmaları, 2000 küsur maddelik bir manzumeyi ortaya çıkartmış olmaları bence o bahsettiğiniz eksiklikler, aksaklıklar, kusurlardan çok daha temel bir kazanımdı diye düşünüyorum. Bunları inkar ettiğim için değil, yani bunlar hepimizin, yani sizin olduğu kadar bizim de dikkatimizi çeken eksiklikler. Yani niye öyle olsun ki, yani Cumhurbaşkanı adayı tabii ki daha fazla konuşmalı, daha geniş yer ayrılmalı ona. Tabii ki bunlar böyle olmalı. Buradaki eksiklikleri görmemek mümkün değil. Milletvekilleri dağılımında da eksiklikler bulabilirsiniz. İşte yapılan adaylık kampanyası sürecinde de birçok eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsi doğru. Ama ben bu kısmından daha önemlisinin o ittifakın uzunca bir süre ayakta tutulması, bunun için karşılıklı fedakarlıkların yapılmış olması ve sonuçta da ortaya işte bir ortak politikalar mutabakat metninin çıkmış olmasını görüyorum. Ama sonuçta kaybedildi. Yani demek ki bazı hatalar vardı. Tabii ki o hataların üzerinde de çalışmak lazım. Ama şunu da asla unutmamak gerekiyor ki 20 yıllık bir iktidarda, bir parti devleti kurmuş aslında bir iktidarda başa çıkmakta hiç kolay değildi. Yani olağanüstü eşitsiz koşullarda yürütülen bir rekabet vardı, bir yarış vardı ve bu yarış, bu rekabet çok zor şartlarda sürdürüldü. İşte hep dile getirilen örnekleri sıralamama gerek yok. Anlaşıldı ne demek istediğim. Peki önümüzdeki yerel seçimler için bu da tartışılmaya başlandı ve değişim tartışmalarıyla paralel gidiyor. Evet. Yine aklar olur mu meselesi. HDP çok net olmayacağını söylüyor. Evet. İyi Parti tam açık mesaj vermiyor. Tunç Soyer olarak bildiğim kadarıyla ikinci kez aday olmak istiyorsunuz İzmir'de. Doğru. Yeni dönemde mesela karşınızda İyi Parti'den, HDP ya da Yeşil Sol Parti'den adaylar olması sizi zorlar mı? Yoksa geçen seferki gibi bir ittifak çerçevesinde girmeyi mi tercih edersiniz? İttifaklar olması tabii ki kolaylaştırıcı ve tabii ki doğru bir çözüm. Ama yerelin merkez seçimlerinden önemli bir farkı var. O da biz herkesi kucaklamak mecburiyetindeyiz. Yani bir belediye başkanı adayıysanız o şehirde yaşayan herkesin belediye başkanlığına talipsiniz demektir. Yani ben o ittifakı kurulsa da kurulmasa da seçmen nezdinde kurmayı başarmak mecburiyetindeyim. Yani tüm İzmirli'yi ikna etmeye çalışmak mecburiyetindeyim. Tüm İzmirli'nin sempatisini, sevgisini, oyunu kazanmaya çalışmak mecburiyetindeyim. O nedenle özetleyerek bitireyim. İttifak olması tabii ki doğru bir şey. Yani bu Türkiye'deki demokrasi kültürünün güçlenmesi anlamında bile tek başına doğru. Ama bu olmasa da zaten adaylık kampanyasında seçmende ittifakı başarmak mecburiyetindeyim. Şimdi şöyle bir şeyler oluyor, tartışmalar oluyor. Bizim yaptığımız yayınlara gelen tepkilerden, izleyicilerle birlikte yayınlar yapıyorum. Genellikle şu soruluyor, tekrar CHP İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i alabilir mi sorusu soruluyor. İzmir ve Aydın nasıl olsa alınır diye düşünülüyor. Böyle bir şey var ama tek tük de olsa böyle giderse İzmir Aydın da kolay olmayabilir diyenler var. Böyle bir ihtimal hakikaten var mı?
Yani İzmirli seçmene büyük bir haksızlık yapılıyor. İzmirli seçmen sanki burada aday kim olursa olsun işte Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy verir gibi bir algı var. Bu bir kere doğru değil. Yani bu İzmir'de hiçbir zaman da böyle olmamış. Yani buranın Üst Batur'a bir dönem işte ANAP'tan, bir dönem Doğru Yol Partisi'nden başkanlık yapmış. Ne bileyim işte Genç Parti'nin aldığı %17 oyu hiçbirimiz unutmuyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözü kapalı oy veren bir seçmen yok. Ne İzmir'de, ne Aydın'da, ne Muğla'da, ne bir başka yerde. O nedenle bir kere önce onu söyleyeyim. İzmirli seçmen tabii ki çantada keklik değil. Aydın'daki seçmen de çantada keklik değil. Ama ben şuna inanıyorum. İzmir nasıl iktisat kongresiyle işte kurtuluşun kuruluşun şehri dediğimiz bir tarifle 100 yıl boyunca hep Anadolu'nun öncülüğünü üstlenmiş bir şehirdir. İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi ile bir kader ortaklığı olmuştur. Yani bu tarif böyle yapılmasa da sonuçta çok yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasıyla İzmir'in izlediği yol. O nedenle ben İzmirli seçmenin veya Aydınlı seçmenin veya Adanalı seçmenin veya İstanbullu seçmenin ikinci yüzyılına girerken Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak hedefinden vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Bütün öfkesine rağmen, bütün hayal kırıklığına rağmen, bütün yenilmişlik duygusuna rağmen ikinci yüzyılda da yine aydınlık bir Türkiye yaratmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır seçmen. Bizim de görevimiz onun güvenine layık olmaya çalışmak ve onun bu toplumsal iradesini sahiplenerek doğru çözümler üretmek, onların güvenine layık olmaya çalışmak olacak. Özetle yine soruyu tam olarak cevaplandırmaya çalışayım. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni İzmir'de çantada keklik değildir ama İzmirli seçmen aydınlık bir gelecek tasarımından asla vazgeçmeyecektir. Peki o zaman Tunç Soyer ikinci kez neden aday olmak istiyor? Çünkü bazı durumlarda CHP'nin geleceğinde de adınız geçiyor. Başka bir şekilde milletvekili olur mu? Ya da Cumhurbaşkanlığı seçilmesi durumunda başka görevler olur mu diye de konuşuluyordu. Ama anladığım kadarıyla siz yeniden ikinci kez belediye başkanı olmak istiyorsunuz. Neden? Yarım kalan şeyler mi var? Tam şöyle söyleyeyim. Yani yerel siyaset değil de genel siyaset yönelmeyi niye düşünmüyorsunuz? Ya bir kere çok ilkesel bir tarifim var benim. Bunu Seferihisar Belediye Başkanı iken de yapıyordum. Hayat yerelde akıyor. Ve dünyanın geleceği, insanlığın geleceği bir şehirler dünyası olacak. Yani yerelde üretilen çözümler insanların derdine derman oluyor. Yerelde üretilen çözümler insanların daha çok peşinden koştuğu çözümlerdir. Bir kere ben yerelin gücüne ve geleceğine çok inanıyorum. Birinci neden bu. İkinci neden bu 4,5 yıl hakikaten çok zor koşullarda geçti. Yani işte pandemi, İzmir depremi, arkasından aşağıdaki büyük deprem, ekonomik krizler, siyasal krizler, yani çok sıkıntılı geçti. Adaylık kampanyası döneminde vaat ettiklerimizi hayata geçirmek için canla başla mücadele verdik. Önemli ölçüde de bunları başardık ama başlattığımız ve fakat istediğimiz hızda yürümeyen, yürütebileceğimiz çok iş var. Yani biz aslında derler ya sakin sularda iyi kaptan çıkmaz diye, biz aslında o kadar dalgalı sularda o kadar zor koşullar altında mücadele ettik ki çok şey öğrendik, çok şey kazandık. Bu kazanımları, bu deneyimleri bir dönem daha yapabilirsem çok daha güçlü bir biçimde hayata geçireceğime inanıyorum. Ama bir gazeteci olarak şunu çok iyi biliyorum ki CHP'de İzmir Belediye Başkanlığı adaylığı için herhalde çok hevesli, niyetli, kulis yapan çok olacaktır.
Doğru olur, mutlaka olur, çokça olur. Bakalım yani biz de adaylardan biriyiz, öyle diyeyim. Peki son olarak kapatırken medyaya yansıdı, kimileri alkışladı, kimileri eleştirdi. İzmir'de mağazalarda Arapça tabelaların kaldırılması meselesi var. Bu olay nedir? Belediyenin bir icraatı mı? Belediyenin ise neden böyle bir karar alındı? Yoksa doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın ve vilayetin bir uygulaması mı? Yok, belediyenin bir uygulaması. Şöyle söylemem lazım. Şimdi yabancı dilde tabela indirmek aslında çok marjinal ve çok ekstrem bir durum olarak anlaşılıyor. Çünkü ne bileyim işte Almanya'da, Kreuzberg'de de her tarafta Türkçe tabela var. Orada kimse Türkçe tabelaları indirmiyor. Veya Van'da da işte Farsça çok tabela var. Çünkü İranlılar geliyor. Ya da Antalya'da Rusça tabela var mesela. Kimse Rusça tabelaları indirmiyor. Peki biz niye Arapça tabelaları indirdik? Şimdi bu verdiğim örneklerde tabelalar teşvik için yapılır. Yani niye Farsça tabela asarsınız? Daha çok İranlı gelsin, turizm daha çok büyüsün. Veya Antalya'da niye Rusça tabela açar işte bir restoran? Rus turistler daha fazla memnun olsun, daha fazla gelsin diye. Ama İzmir'deki durum öyle değil. Yani İzmir'de Arapça tabelalar teşvik için asıldığı takdirde yanlış sonuçlar doğurabilir. Yani biz sınırsız, yani sınırda açık sınır politikasıyla ülkeye gelen ve hiçbir biçimde bir doğru politikayla gelecekleri tasarlanmamış yüz binlerden bahsediyoruz. Yani ne eğitimleri, ne barınmaları, ne sağlıkları hiçbir konuda çözüm üretilmesi düşünülmemiş. Bir politikasızlık hakim. Sadece rakamları biliyor mesela. Öyle rakamları biliyoruz. Adet biliyoruz. Yani ne yazık ki bu politika, aslında politikasızlık gibi gözüken şey, sadece Avrupa ile Batı ile ilişkilerde bir koz olarak kullanılacak bir enstrüman haline getirilmiş. İnsani açıdan hiçbir şekilde değerlendirilmemiş. Ve o nedenle de tamamen boş bırakılmış bir alandan bahsediyoruz. Şimdi benim 2 sene önce söylediğim bir cümle vardı. Yani bunlar buradaysa biz bunları bunlarla birlikte yaşamayı hazmetmeliyiz ve bunların bir biçimde topluma entegrasyonunu sağlamalıyız. Neden? Çünkü eğer böyle bir politikasızlık iklimi varsa, eğer bunların hiçbir şekilde nerede nasıl yaşayacakları düşünülmemişse, o zaman bunların ciddi bir tehdit haline gelmesi, toplum hayatında ciddi tehlikeler barındırması gündeme geliyor. O zaman bunların önünü kesecek, yani bir tehdit veya tehlike haline gelmesini engelleyecek yerel politikalar uygulamak zorundayız. Böyle bakmıştık 2 sene öncesinde. Ama gördük ki bu 2 sene boyunca giderek daha fazla politikasızlığın uğrattığı sonuçlar var ve bunlar giderek daha rahatsız edici, toplum düzenini bozucu bir hal almaya başlıyor. Üstelik başka bir şey daha oldu. Geriye dönüşleriyle ilgili toplumda ve devlet mekanizmaları içinde bir takım çözümler konuşulmaya başlandı. Muhalefet partileri de, iktidar partisi de, herkes geri dönüşle ilgili bir takım çözümler ortaya koymaya başladı. O zaman tabelaya dönersek, bizim burada kalışı teşvik edecek adımlar yerine o teşviki ortadan kaldıracak çözümler üzerine gitmemiz gerektiğini düşündük. Özetle tabela eğer bir teşvik aracıysa biz teşvik etmemeliyiz dedik. Bu kadar basit. Pardon. Son olarak bitirirken tekrar CHP ile bitirelim. Değişim, içerikte değişim, yöntemde değişim. Peki
diyelim ki bunu CHP gerçekleştiremedi. Nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız? Türkiye çok zor bir ülke haline gelecek. Çünkü muhalefeti dizayn etmiş ya da tamamen yerelde de yenmiş bir iktidar, tamamen denetim ve kontrol mekanizmaları ortadan kalkmış bir güç kazanmış olur. Ve bu demokrasi içinde, bu ülkenin selameti içinde, gelecek nesiller içinde, çocuklarımız içinde çok büyük bir karanlık demektir. Mutlaka denge kontrol mekanizmalarını sağlayacak bir güçlü muhalefete ve güçlü yerel yönetime ihtiyaç var. O nedenle mutlaka yerel seçimleri kazanmak mecburiyetindeyiz ve ben kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü toplum, dediğim gibi, siyaset mekanizmasının önünde benim burada söylediğimden çok daha fazlasını, çok daha doğrusunu içinde barındıran bir büyük beklenti var. Evet, çok teşekkürler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le İzmir'i ama esas olarak CHP'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler. Çok teşekkürler.